Ne konuşacakmış bu Poyraz? Buraya geldiğine göre iyice ecelini susamış bu adam. Dur bakalım. Neymiş derdi, gelsin de öğrenelim. Emin misin? Başka çaremiz yok Sema. Bahri baba içerideyken bu herifler her şeyi yapar. Ben seninleyim. Sen nasıl istersen. Aynen aga. Bahri babayı bu adamlara yem edemeyiz. Dünkü mesajı aldınız herhalde. Osmanlıları mı diyorsun? Ve arkadaşları. Sen mi yaptın o işi? Evet. Hem bizim arkadaşlarımızı öldürtüp, hem bizim mekanımıza gelip, hem de buradan canlı çıkacağını mı düşünüyorsun? Evet. Bakın, konuşmaya geldim. Duydum ki Bahri Baba zannediyormuşsunuz. Az öncesine kadar öyle zannediyorduk, evet. Yanlış zannetmişsiniz. Ben yaptım. Hepsini ben kestim. Asım çok yalvardı, haberiniz olsun. Bana bak lan! Deşerim burada seni! Şşş. Otur, otur. Otur. Siz benim sevdiğim kadını yaraladınız. Bu da beni çok yaraladı. Bence adil bir ceza oldu. Eğer beni öldürecekseniz, ben buradayım. Buyurun. Ama Ayşegül'e ya da ne bileyim, oğluma filan bulaşmaya kalkarsanız, hepinizi o çok sevdiğiniz arkadaşlarınızın yanına gönderirim. İndir ulan silahını. Adam gibi konuşuyoruz burada. İkkalleşliği siz yaptınız lan. İndirin silahları. Biz misafirlerimizin kafasına sıkacak adamlar değiliz. Ama bu iş burada bitmedi. Bitmeyecek. Ben söyleyeceğimi söyledim. Gerisi sizin bileceğiniz iş. Bu arada, eğer Bahri Baba'ya karşı en ufak bir yanlışınızı duyarsam, hani hapishanede ya, hani siz adam şişletmeyi falan seversiniz ya, İşte o zaman bir daha gelmeyeceğim. Daha doğrusu, siz gelenin ben olduğunu anlamadan ölmüş olacaksınız. Az önce İstanbul'un bütün yeraltı dünyasıyla düşman olduğunu farkında mısın? Zaten öyleydik. Onlar Bahri Baba'nın düşmanlarıydı. Fark eder mi? Fark etmez. Ayşegül ne diyecek bu duruma peki? Bilmiyorum. Ama hiç hoş karşılamayacağı kesin. Ulan ne bitmez tükenmez aileymiş be. Oğlunu getirdik başımıza, şimdi de damadı çıktı başımıza. Bu Poyraz hepsinden gözü kara adam. Mekanımıza geldi, mekanımızı bastı. Aga, bizim 4 tane arkadaşımızı öldürmüş bu. Neşet manyağı da ortalarda yok. Kaldık burada dımdızlak. O Saadettin nerede peki? O zaten kafayı yemiş halde. En güzeli topyekun gidelim, hepsini öldürelim, çekelim gidelim. Bir sakin olun. Herifin kızı vuruldu. Kökümüzü kazıyorlardı. En ufak bir hata yaparsak yakarlar bizi. Aga, işimize gücümüze bakamıyoruz bu adamlar yüzünden ya. Sadrettin arıyor.
Alo. Fuat neredesin? Mekandayız. Az önce bir misafirlerimiz vardı da. Konuşacaklarımız var. Atla gel, bekliyoruz. Ne diyeceksin adamlara? Ben artık yokum diyeceğim. Boş karşılamazlar ki. Canları cehenneme. Belki de böylesi daha iyi. Uzaklaşırız buralardan. Birkaç haftalığına, belki birkaç ay. Hatta hiç dönmeyiz. Ne dersin? Taş yerinde ağırdır derim. Ben öyle yabancı memleketlerde yapamam Begüm. İlla ki başımı belaya sokarım zaten. Sadrettin. Nihayet birbirimizi bulduk. Mutlu olabiliriz. Bakacağız. Hepsine bakacağız Begüm. Hoş geldin. Poyraz'ın yaptığını duydun mu? Duydum. Geberteceğiz bu adamı. Başka yol bırakmadı bize. Tamam, sakin olun. Ne demek sakin olun? Ulan dün sen bu adama saldırmadın mı? Şimdi neyin sakin olunu bu? Ben de size onu söylemek için geldim buraya. Neyi? Ben artık yokum. Ne diyorsun Sadrettin sen? Yahu az kalsın kardeşimi öldürüyordum ya, kardeşimi. Bu yol böyle bir yol Sadrettin. Hepimizden iyi bilirsin. Bu işin içinde doğdun. Yeri gelir babanın, yeri gelir kendi evladını kafasına sıkarsın. Hem her şeyi anlattık sana. Malları nereden alır, nasıl yaparız, nasıl dağıtırız hepsini biliyorsun artık. Esas o var. Buradan gittin. Bahriye mi anlatacaksın? Yoksa polise mi anlatacaksın? Satacak mısın bizi? Belki hepimizi satacaksın. Belki de bu işi kendin yapacaksın. Saçmalamayın lan. Yok öyle dava Sadrettin. Buradan istifa etmenin tek bir yolu var. Sıkarsın kafana anca öyle. Başka türlüsü mümkün değil. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.